Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün telgraf çiçeği bakımından konuşacağız. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl güzel. Hem yeşili hem mor yapraklısı. ikisini birden anlatacağım. Hemen hemen her ortamda kendini verimli bir şekilde büyütüyor arkadaşlar. Bakımı oldukça kolaydır. Genel olarak telgraf çiçeğini çürütmemek için bol sulamaktan kaçınmalısınız. Toprağın nemli kalması gerekmektedir. Bu nedenle kontrolü şekilde tüm telgraf çiçekleri çeşitlerini sulayabilirsiniz. Telgraf çiçekleri sabah ve akşam güneşinden faydalanmalılardır. Mor yapraklı telgraf çiçekleri güneşi çok sevdiği için güneşi iyi bir konumdan alması gerekiyor. O yüzden köşelere yerleştirebilirsiniz. Güneş alan köşeleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben önceden kırıp direkt toprağımın içine dikmiştim. Hiç suda falan bekletmeye gerek yok. Şu an kendisine daha yeni yeni geliyor kendine arkadaşlar. O yüzden çiçeğimiz birazcık soluk duruyor. İnşallah düzelecek o da. Şimdi en uygun yerden, istediğiniz yerden kırabilirsiniz. Hiç önemli değil. Kırıyorum buradan ve toprağımın içine direkt dikeceğim. Suda köklendirmeye hiç gerek yok. Toprakta da direkt dikile biliyor toprağa da ve hemen tutuyor zaten çok arsız bir çiçek her yerde büyüyor zaten şöyle diğer yaprağımı da koparayım ki daha rahat girsin toprağa diye toprağım yarısı torf yarısı da bahçe toprağı İkisini karıştırdım koydum arkadaşlar şöyle onu da dikeyim hemen size göstereyim parmağımla toprağını iyice sıkıştırıyorum ki çiçeğimde çıkma falan olmasın diye gördüğünüz gibi diktim bu çiçeğimi de direkt toprağıma diktim arkadaşlar çiçeğimizi artık can suyu verelim ilk başta yeni diktiğimiz çiçeklerimize can suyumuzu da verelim telgraf çiçeğimi ne aralıklarla suluyorum öncelikle elimde gördüğünüz gibi Çöp şişim var. Tahtam var böyle. Arada o tahtamı çiçeğimin kenarından köklerine zarar vermeyecek şekilde içeriye batırıyorum. Böyle kenarından batırıyorum. Eğer tahtam nemli ise çamurumlu kıvamlı çiçeklerimi sulamıyorum. Hiçbir çiçeğimi sulamıyorum. Ve eğer tahtam kuru çıkarsa arkadaşlar çiçeklerimi suluyorum. Bu şekilde yapıyorum ben bütün çiçeklerimi. Kontrol ediyorum. Toprağı nemli değil mi diye. Bu şekilde sulama yapıyorum arkadaşlar. Artık havalar soğuduğuna göre çiçeklerimizi içeri alabiliriz. Dışarı soğuklarda dayanıklı değildir arkadaşlar ve güneş olan bölgeye koyalım. Çünkü çok çabuk kırılan bir çiçek ve evin içine girdiğimde dalları çok çabuk kırılıyor, güçsüz oluyor, dayanıklı olmuyor. İlk baharda da balkonuma çıkartıyorum arkadaşlar ve coştukça coşuyor ve. Balkonda çok rahat bir şekilde daha çok gelişiyor ve daha güzel büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerlere değecek neredeyse. videomuz bitti arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.